Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2024 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün neler yapacağız? Bugün biliyorsunuz yeni güçlendirmeler geldi. İkinci güçlendirmeleri oyunculara ekleyebiliyoruz. Ama tabii ki bundan sonraki süreçte bulacağımız oyunculara ekleyebiliyoruz. Yani mevcuttaki oyuncularımıza böyle bir sistem maalesef yok. Aynı oyuncuları tekrar tekrardan bizlere bulduracaklar. Çok fazla veri tabanına eklenen oyuncular da var. Bu bildiğimiz oyuncuların yanında ayrıyetten ekstradan hiç gelmemiş oyuncular da var. İşte bunlardan kim vardır? Boyan 42'yi gördüm. Berbatov'u gördüm. Roy Mackay'ı gördüm yine Bayern Münih'ten. Ve buna benzer işte Galatasaray'dan Didier Drogba Galatasaray formalı. Yine Fenerbahçe'den Fenerbahçe formalı Roberto Carlos'u gördük arkadaşlar. Bunlar oyunun veri tabanına eklenmiş. Ve önümüzdeki süreçlerde peyderpey haftadan haftaya etkinliklerle birlikte gelecektir diye düşünüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu anda oyuncuları sataraktan da bu güçlendirilmiş jetonlardan elde edebiliyoruz arkadaşlar. Ve çok fazla da elimizde oyuncu olduğu için artık bazı oyuncularının satma zamanı geldi arkadaşlar. Özellikle de efsaneler ve şeyler çok fazla var elimizde. Efsanelerle eski ikonlardan çok fazla oyuncu var. Tabii Player of the Week oyuncular var. İşte ne bileyim yine sözleşme adaylı sözleşmeden aldığımız oyuncular var. Yine bu top açılımlarında yanındaki göze çarpan oyunculardan çok fazla var. Şöyle bir 256 tane oyuncuyu seçtim arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini satacağım. Bakalım toplamda kaç tane jeton elde edeceğiz. Bu arada jeton kullanırken de acele etmeyin arkadaşlar. Neden acele etmeyin? Çünkü önümüzdeki günlerde yine üst düzey oyuncular gelebilir. Onlara ekleyin. Yani çok fazla temin edemediğimiz için, çok basit bir şekilde temin edemediğimiz için bir anda hepsini kullanmayın. Merakınızı gidermek için de bu rastgele olan jetonlar var ya, onları kullanabilirsiniz ama diğer oyuncu satarak elde ettiğimiz jetonları mutlaka saklayın. İyi oyunculara bekletin diye tavsiye ederim. Merakınızı gidermek için de dediğim gibi arkadaşlar bu rastgele olan jetonları harcayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar toplamda 250 tane, yani video çok uzamasın diye 256 tane oyuncuyu seçtim. Şimdi onları sizlere göstereceğim. İçinde epikler var, big time'lar var. Artık kullanmayacağım veya işte güçlendirilmiş epik olanını bulduğum için kullanmayacağım oyuncular da var. Gelin hep birlikte bakalım. Ondan sonra satacağız. Bakalım ne kadar jeton verecek. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi aşağıya doğru geldiğimiz zaman şu Zico'yu da satacağım ama Zico kitli olduğu için şu anda ona dokunamadım. Zaten bende güçlendirilmiş olanı var. O yüzden bunu satacaktım ama kitli olduğu için şu anda oyuncuları da seçtiğim için tekrardan en başa dönmek istemedim. O yüzden şu anlık ellemedim arkadaşlar Zico'yu. Şöyle aşağıya doğru geldiğimizde bakalım ilk seçtiğim oyuncu Makalele. Makalele'nin bende zaten güçlendirilmiş epik olanı var arkadaşlar. O yüzden satmakta bunu hiç tereddüt etmiyorum. Makalele ilk epik oyun şey big time oyuncuymuşuz. Baktığımız zaman Alexandro Del Piero Arnold nereden çıktı ya? Kylian Mbappe ve Haaland çok fazla var elimde. Özellikle Kylian Mbappe bildiğin koleksiyon var. Mbappe sadece şu sayfada bile 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Erling Haaland'ın şu üstteki kartı 103'lük olanı, alttaki 101'lik olanı. O yüzden 103'lük kalacak, 102 olanı satacağım. De Bruyne kalsın. Kylian Mbappe'lerin hepsini seçtim. Ben de çünkü Showtime olanı olduğu için bunlara gerek duymuyorum arkadaşlar. Direkt hepsini işaretledim. Gördüğünüz gibi yani para verip satın aldığımız Neymar'ı da şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi satacak bulunuyorum. Yine big time'lardan para verip aldığım şeylerden kartlardan bir tanesi. Ronaldo var, Messi var. Bunlar zaten Ronaldo'nun hem Showtime kartı var bende hem de ikon kartı var. O yüzden direkt bunları satıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde Lautaro Martinez'in big time kartı var. Bu oyunculara o yüzden gerek yok. Hatta Nkunku'yu bile satabilir miyiz? Nkunku kalsın şimdilik. Sakatlıktan döndü. Bernardo Silva. Bu oyuncularımız kalsın. Bunları satmayacağız. Tamamdır. Şimdi Alessandro Nesta'nın iki tane kartı var. Güçlendirilmiş kartı olduğu için. Yine Mateus'un big time kartı olduğu için. Cafu'nun yeni buldum arkadaşlar. Bu şeylerden bulmuştuk. 5 tane oyuncunun içinde bulunduğu ödüllerden kafayı bulmuştum arkadaşlar. O yüzden bu kafayı da satıyorum şu anda.
Saka'nın güçlendirilmiş 103'lük kartı var. O yüzden hatta bizde Showtime kartı da var Saka'nın. O yüzden Saka'nın bu kartını, Bellingham'ın, Ronaldo'yu yine satıyorum. Ronaldo'nun bu kartını da satıyorum. Bu hafta bulduğum Ronaldo'yu satmadım ama arkadaşlar. Güçlendirilmiş olarak bulduğumuz Ronaldo şu anda elimde duruyor. Devam ettiğimiz zaman Neymar çok fazla var. Big Time kartı var bende, en iyi kartı. O yüzden bu Neymar'ı satıyorum. Marcus Rashford yine elimizde çok var. Vlahovic satıyoruz. Roberto Carlos, Edgar Davids, Wesley Sneijder. Şimdi Edgar Davids'i arkadaşlar biliyorsunuz bu hediye verilen paketlerin içinde olduğu için, bundan daha iyisi olduğu için bunu satacağım. Roberto Carlos'un zaten bende güçlendirilmişi var. Sneijder'in de yine aynı şekilde güçlendirilmişi var. O yüzden onları satıyorum. Bayağı epik oyuncu da var arkadaşlar. Hani sayamadım ben ama şu anda yine şu Muhammed Salah'ın hem bomba şut oyuncusu var, hem de forvet kartı var bende. O yüzden Muhammed Salah'ı da satıyorum. Jude Bellingham'ın Showtime kartı var, 104 olan. Gerek yok. Philip Foden'ın şu 10 numara kartı var bende. O yüzden bunu satıyoruz. Neymar'ı satacağız. Drogba var. Yani efsaneler, ikonları arkadaşlar çok fazla işaretledim ama gönlüm bir türlü el vermedi. Maalesef el vermedi. Burada yine burada satacağım oyuncular var. Şöyle göstereyim. Bunları hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Hiç kullanmıyorum. Inzaghi'nin Big Time kartı var. O yüzden satıyorum. Schottelberg'in başka Almanya bir kartı var. Caicedo'nun da yine aynı şekilde sağlam bir kartı var bende. Bu oyuncuları hiç kullanmıyorum. Rüdiger'in çoğu şeyden aldığımız, adaylı sözleşmeden aldığımız kartı vardı. O yüzden bunları da satıyorum. Jan Sommer, Juan Meres. Bunları satıyorum. Hiç kullanmadığım oyuncular. Zaniola, Tchouameni, Osimhen'in 3-4 tane kartı var bende. O yüzden bunu satıyorum. Şöyle aşağıya doğru geldiğimiz zaman yine epikler var burada. Hiç kullanmadığımız Lokman'ın bende Showtime kartı var. Gerek yok o yüzden. Bruno Fernandes'in de Showtime kartı var. Enzo Fernandes, Filippo Inzaghi. Bunlara gerek yok. Llorente, De Vrij, Isco. Bunları sat gitsin abi. Hiç kullanmadım. Rafa Silva kalsın. Beşiktaş'ta oynuyor. Trincao. Bunları sat gitsin abi. Bakayım. Şöyle seç bunları. Jorginho, Fratesi, Sergio Ramos'un sağlam bir kartı var bende. Burada bakayım başka kim var. Kubo, Valencia, Cavani, Angelinho, Jordi Alba, Cantreva, Hulk. Hulk aslında kalsın mı ya? Lazım olur mu? Neyse, lazım olur belki. Hulk kalsın. Kerem'in sağlam bir kartı var. Fred'in iki tane kartı var. En iyisi üstteki kartı. O yüzden onu da satacağım. Michael Owen iki tane var. Ya bunları satmaya, Gareth Bale'ın zaten biliyorsunuz kartı geldi. Iniesta'dan iki tane var. Yine aynı şekilde. Fernando Mustera'mız var. Minamino'muz var. Burada yine satacağım oyuncular var. Sattığımız oyuncular var. Maldini iki tane var. Maradona kaç tane var bilmiyorum. Evet, oyuncularımız bu kadar. Bunlar da güçlendirilmemiş, hiç kullanmadığım oyuncular. Bu kartlardan zaten elimizde var arkadaşlar. O yüzden aslında De Bruyne'yi de satabilir miyiz? Aynen, satabiliriz. Sat gitsin. Lionel Messi'ler çok fazla var zaten. Casemiro'lar da. Casemiro'nun bir tane kartı kalsın en azından. Alexander Arnold'u da almıştık. Bunları sat. Bunların hiçbirini kullanmıyorum. Oylund kalsın şimdilik. Osimhen'in kartı var. Eşref Hakimi sat gitsin. Bunlar kullanmayız. Oylund'un hangi kartı vardı ki? Neyse, bu kartı kalsın bizde. Şimdi aklıma geldi. Kafuyu bulmuştuk dediğim gibi arkadaşlar. Filippo Inzaghi şimdilik bu kalsın. Alvarez, Leroy Sané güçlendirilme eklenebiliyor buna. Diğerlerini sat gitsin. Bunların hiçbirini kullanmıyorum. Hatta Hakan Çalhanoğlu'nun bu kartını da satsak mı? Sat gitsin, yer kaplamasın ya. Marcus Thuram kalsın. Jack Grealish bende hiç yok, kalsın. Bunların hepsini sat. Hiçbirini lazım değil. Rosicki. Rosicki de kalsın. Yine burada Barcola. Sat gitsin ya. Barcola'yı da sat.
Kullanacağımız oyuncular değil bunlar. Richarlison, sat gitsin. Bunlar hiç gerek yok. Ona kalsın. Kerem'in kartları zaten var bizde. Sağlam kartları var. Bunlara gerek yok. Openda kalsın. Biraz beğendiğim bir oyuncu. Okafor'da kalsın. Tagliafo sat gitsin. Parades sat gitsin. Kullanacağım oyuncular değil bunlar. Oliveira. Hagi. Cenk kalsın. Abdülkadir kalsın. Tamam. Buffon, efsane Buffon kalsın. Bayağı işaretlemişiz aşağıya doğru. Evet, bu kadar. Şimdi arkadaşlar serbest bırak dedik. 261 oyuncu seçmeli güçlendirmeli jeton veriyor arkadaşlar. Şöyle bir ekran görüntüsü almak istiyorum. 231 tane 10 binlik DP antrenörü, 17 milyon GP, 261 bin 261 tane oyuncu, toplamda 1044 jeton. Yani 10 tane oyuncuya istediğimiz güçlendiriciyi verebileceğiz arkadaşlar. Şimdilik 261 tane oyuncuyu satıyorum arkadaşlar. Serbest bırak dedim. Haydi bakalım. Şöyle de bir ekran görüntüsü almak istiyorum. Tamam. Sattık arkadaşlar. 261 oyuncu serbest bırakıldı. Oha, boşal. 500'e düştü ha bir anda. 500'e düştü. Videomuzu da burada noktalandıralım arkadaşlar. Toplamda şimdi güçlendirmeler. Şöyle alınma sırası diyelim. Şimdi arkadaşlar bu Messi'ye güçlendirilme verilebiliyor. Robert Lewandowski'ye, Leroy Sané'ye veriliyor. Şimdi rastgele güçlendirmeler var. Güçlendirici üretti. Bakın 1000 tane 1000 tane oldu. 2 tane de rastgele var. Bunlardan yani seçmeli olanları şu anda kullanmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ileride daha iyi oyuncular gelecektir. Onları kullanmanız çok daha mantıklı olacaktır. Hani şeyinizi gidermek istiyorsanız böyle hani gidip Neymar paketini, Messi paketini aldıysanız şu anda buradan yani şu Messi'ye bile kullanmaya gerek yok bence arkadaşlar. Şu paketlerden birisini aldıysanız eğer sadece kullanmanızı tavsiye ederim. O yüzden onun dışında seçmeli olan güçlendiricileri şu anda kullanmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi daha üst düzey oyuncular gelecek. O zaman kullanmanızı tavsiye ederim. Videomu da burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sizler ne kadar biriktirdiniz jeton? Onu da yazın bakalım yorumlarda. Yorumlarda görüşmek üzere. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.